Herkese merhaba dostlar. Biliyorum çok uzun bir ara verdik. Valla bir bahanem yok aslında. Sizlere öyle yalan da söylemek istemiyorum. Biraz tembellik yaptım diyelim. Ama bugün artık video çekimlerine başladım. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Peki bugün ne yapacağız? Bugün Metasploit Table 2 denen makineyi çözümleyeceğiz, açıklarını bulacağız ve bu açıklara sızacağız. Amacımız bu. Bunu amaçlıyoruz. Bu makinede bir sürü açık bulunuyor. Bunlara video video parça parça sızacağız. Şimdi hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Tabii ama ilk öncesinde sizin de Metasploit Table 2'yi indirip VMware Workstation'da veya VirtualBox'ta ama ben VMware Workstation kullanıyorum. Aşağıda indirme linki var Metasploit Table 2'nin. Bunu VMware'da açmanız gerekiyor ve NAT ağını almanız gerekiyor. Kali Linux 2019 kullanıyorum. Eski sürümlerde kullanabilirsiniz. Farklı bir işletim sistemi de kullanabilirsiniz. Ama Linux dağıtımlarını kullanmanızda fayda var tabii ki de. Yoksa tek tek bütün yazılımları indirmeniz gerekiyor. Kali Linux kullanmanızda fayda var. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi biz aynı ağda olduğumuz için NetDiscover atacağım. NetDiscover aracı ile ağdaki bütün cihazları tarayacağım. Bu tarama çok uzun sürecek. Çünkü ben IP adresi sonlara doğru olduğu için Metasploit Table 2'nin bu bayağı bir araştırıyor. Siz araştırın. Bekleyin. IP'ler gelecek. Nmap atarak veya Firefox'ta linki arama yerine bunu koyarak hangisi olduğunu bulabilirsiniz. Ben çok basit bir şekilde bunu buldum. NetDiscover yaptım, bekledim ve geldi. Daha sonra IP'yi bulduktan sonra gençler taramamıza başlıyorum. Ne taraması yapacağım? Ben hiçbir şey bilmiyorum ki karşı tarafla ilgili. İlk önce en ufak bilgiyi bile toplamam lazım. O yüzden Nmap atıyorum. Nmap en mantıklısıdır. Gerekli parametrelerimi yazıyorum. Parametreleri anlatacağım. Şimdi bu parametreler nedir? SAN attack ve versiyonlarını getir dedim. Bu arada SAN iz bırakabilir. Onu da söyleyeyim. Yani tabii karşı tarafta benim bilgisayarımda kurulu olduğu için iz bırakması benim için hiç sorun değil. Yani normalde şu şekilde sadece portları verecekken şimdi servisleri, versiyonları her şeyi verdi. Şimdi burada inceliyorum. Bayağı bir portum açık. FTP, SSH, Telnet, SMTP, Domain HTTP falan bayağı bir açık yani. Şimdi bunların hepsinde birer açık, birer olay, bir iş var. Ama ben bu videoda hepsini yapamam tabii ki de çok uzun sürer çünkü. İlk önce FTP ile gideceğiz. Daha sonra SSH, Telnet hepsine bakacağız. FTP'yi deneyelim arkadaşlar. FTP'den açık bulabilecek miyiz? Şimdi bana versiyon ve marka modelini verdi. Yani FTP servisinin markası ve versiyonu belli. Bu versiyonda bir açık olabilir. Ben de bunu araştırmak istiyorum. MSF Console yani Metasploit'in MSF Console yazıp enter'lıyorum. Metasploit'in açılmasını bekliyorum. Metasploit'in içinde bulunan exploit'lerde belki WSFTPD'nin 2.3.4'ün açığı bulunabilir. Eğer varsa bunu da ben kullanacağım. Eğer bulamazsam internette araştıracağım. İnternette bulursam bu exploit'i indireceğim. Metasploit'i upload edeceğim ve kullanacağım. Search et diyorum. Ara diyorum. Neyi ara diyor? WSFTPD 2.3.4. Yani şunu arkadaşlar. Araştırdım. Geldi. Bana verdi. Bakıyorum. 3 tane. Backdoor. Aynen. Diyor ki kardeşim exploit'im var böyle diyor. Tam da diyor WSFTPD'nin 2.3.4 backdoor command execution. Tam buna özel bir exploit'im var diyor. Çok iyi diyorum kardeşim. Bunu kullanabilir miyiz? Tabii ki de kullanabiliriz. Use diyorum. Yani bundan sonra ayarlamalar kalıyor. Use. Bu exploit'i kullan. Tamam diyor. Şu anda exploit'i hazırladım. Peki diyorum bu exploit nasıl kullanılır? Show. Yanlış mı yazdım? Bir saniye. Show. Yanlış yazmışım. Şimdi burada rhost report diyor ki kullanırken rhost'unu belirle yani saldırmak istediğin IP belirle portunu belirle ama ben default'ta 21 olarak verdim değiştirmek istersen sen bilirsin. Ama zaten FTP sunucu server'a saldıracağımız için FTP'de bakalım nerede çalışıyor. FTP portu 21'de çalışıyor zaten. Bu portta benim işime yarar. Hemen set yani set hazırla. 192, 168, 220, 130. Hazırla dedim dostum. Tamam dedi. Hadi bir de
Report'u da ayarlayalım sizin için. Görmüş olun. Set report 21. Bu kadar. Şimdi handler'ım var mı diye bakıyorum. Yani daha sonra ama bağlandıktan sonra bir handler yapmam gerekiyor. Bağlantı almam gerekiyor. Ona bakıyorum. Hani bunu kullanabiliriz. Neyse. Bağlandıktan sonra da bu işleme bakabiliriz. Gerekiyorsa yapabiliriz. Hemen atağımı başlatıyorum. Burada exploit yazarak enterlıyorum. Exploit yazarak başlatabilirim. Run yazarak da başlatabilirim. Size kalmış. Ben exploit yazdım ve başlattım. Shell found diyor. Command shell session 1 open diyor. Open diyor. Açtım diyor. Aynen kod yazdım çalıştı. Uname-a dedim. Şu anda FTP'ye sızmış bulunmaktayız dostlar. FTP'ye sızdım. Home dizinindeyiz. Çok güzel. Şimdi buradan aslında root olarak verdi. Bakayım root. UID root. GID root. Yani bütün şeylerimiz root. Bütün her şeyi yapabiliriz. Evet FTP atağını bu şekilde gerçekleştirdik. Diğer videomuzda shell'e bakacağız. Shell'i nasıl yapacağız? Shell'den nasıl sızabiliriz? Burada neler kullanabiliriz? Bunlara bakacağız. Bu arada benden size bir tavsiye. Linux'un 2019 versiyonunu kuracaksanız bence en az 4 GB RAM verin. Yoksa kasılmalara sebep olabiliyor. Ben de artık 4 GB RAM vereceğim. 2017 kullanıyordum çünkü. Diğer videomuzda da SSH yapacağım. SSH kullanacağım dostlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik görüşmek üzere.